Merhaba sevgili öğrenciler. Hacer Hoca ile İngilizce dersine hoş geldiniz. Bu videoda 2. sınıf 4. ünite Numbers yani sayılar konusunun önemli kelime ve ifadelerini öğreneceksiniz. Yalnız ben kelimenin İngilizcesini okuduktan sonra siz de benimle tekrarlayın lütfen. Çünkü İngilizce kelimenin yazılışı kadar telaffuz da çok önemli. Videoyu dikkatlice izledikten sonra defterinize kelime ve anlamlarını yazmanızı tavsiye ederim. Hatta daha sonra kelime kutusu oluşturup oyun şeklinde kelimeleri ezberleyebilirsiniz. Bu ünitede neler mi öğreneceksiniz? Haydi bunları birlikte göz atalım. Functions, kazanımlar. Numbers, sayılar. Bu ünitede 1 ile 10 arasındaki sayıları öğreneceksiniz. Singular and plural nouns. Tekil ve çoğul isimler. A, N. This, that. There is, there are. How many? Important words. Önemli kelimeler. Şimdi de bu ünitede geçen önemli kelimeleri öğreneceksiniz. E, 1. Okunuşu sessiz harfle başlayan tekil isimle kullanılır. Örneğin, a book, a notebook, a pen. N, bir anlamındadır. Okunuşu sesli harfle başlayan tekil isimle kullanılır. Örneğin, an apple, an orange, an umbrella. Number, sayı. Numbers, sayılar. Some, birinci anlamı biraz, ikinci anlamı ise birkaç. Today, bugün. This, bu. That, şu ve o anlamlarına gelmektedir. Nouns, isimler. Age, yaş. Baby, bebek. Bag, çanta. Balloon, balon. Board, tahta. Book, kitap. Brush, fırça. Cake, cake pasta anlamındadır. Amerikan İngilizcesinde pasta. Cat, kedi. Candle, mum. Chair, sandalye. Crayon, boya kalemi, renkli tebeşir. Desk, sıra. Dog, köpek. Door, kapı. Notebook, defter. Pen, tükenmez kalem. Pencil, kurşun kalem. Pencil case, kalem kutusu, kalemlik. Picture, resim. Ruler, cetvel. School bag, okul çantası. Table, masa. Umbrella, şemsiye. Orange, portakal. Red, kırmızı. Green, yeşil. Window, pencere. Verbs, fiiller. Answer, cevap vermek. Circle, daire içine almak. Color, boyamak. Complete, tamamlamak. Correct, düzeltmek. Count, saymak. Cut, kesmek. Draw, çizmek. Find, bulmak. Follow, takip etmek. Give, vermek. Listen, dinlemek. Read, okumak. Repeat, tekrar etmek. Say, söylemek. Stop, durmak. Write, yazmak. Important expressions. Önemli ifadeler. Şimdi de bu ünitede geçen önemli ifadeleri öğreneceksiniz. Happy birthday. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun. Here you are. Buyur, buyurun. Thank you. Teşekkür ederim. There is. Var anlamındadır. Tekil isimlerle kullanılır. There var anlamındadır ve çoğul isimlerle kullanılır. Single and plural nouns. Tekil ve çoğul isimler. Birden fazla olan nesneler için tekil ismi s, is, ies ekleri getirilir. Birinci kuralımız sessiz harfle biten kelimelerin sonuna genellikle s takısı getirilir. Pencils, books, pens, pencils, bags. İkinci kuralımız es ekleri
S, Z, X, SH ve CH harfleriyle biten kelimelerin sonlarına getirilir. Örneğin, bus, buses, dish, dishes, box, boxes. Üçüncü kuralımızda ise IES ekleri sonu Y harfiyle biten kelimelere getirilir. Y harfi İ harfine dönüşür ve IES eklenir. Örneğin, baby, babies, city, cities şeklindedir. Classroom objects, sınıf nesneleri. Şimdi de sınıfta bulunan nesneleri öğreneceksiniz. A book, bir kitap. Books, kitaplar. A pencil, bir kurşun kalem. Pencils, kurşun kalemler. A pen, bir tükenmez kalem. Pens, tükenmez kalemler. A notebook, bir defter. Notebooks, defterler. An eraser, bir silgi. Erasers, silgiler. A ruler, bir cetvel. Rulers, cetveller. A sharpener, bir kalem tıraş. Sharpeners, kalem tıraşlar. A duster, tahta silgisi. Bir tahta silgisi. Dusters, tahta silgileri. A crayon, bir boya kalemi. Pastel. Crayons, boya kalemleri. A globe, bir küre. Globes, küreler. A school bag, bir okul çantası. School bags, okul çantaları. A pencil case, bir kalem kutusu. A pencil case, bir kalem kutusu. Pencil cases, kalem kutuları. Scissors, makas. A paper, bir kağıt. Papers, kağıtlar. A paper clip, ataç, bir ataç. Paper clips, ataçlar. A board, bir tahta. Boards, tahtalar. A board marker, bir tahta kalemi. Board markers, tahta kalemleri. A map, bir harita. Maps, haritalar. A chair, bir sandalye.
Chairs, sandalyeler. A desk, bir sıra. Desks, sıralar. A table, bir masa. Tables, masalar. A dictionary, bir sözlük. Dictionaries, sözlükler. Glue, tutkal, yapıştırıcı. A dustbin, bir çöp kutusu. Dustbins, çöp kutuları. A bookcase, bir kitaplık. Bookcases, kitaplıklar. A student, bir öğrenci. Students, öğrenciler. A teacher, bir öğretmen. Teachers, öğretmenler. A classroom, bir sınıf. A school, bir okul. Numbers, sayılar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten. Numbers, sayılar. Günlük hayatımızda sayıları bir kişinin yaşını, boyunu, kilosunu, okul numarası, telefon numarasını belirtmek için kullanırız. Örneğin, what is your school number? Okul numaran ne? My school number is 6. Okul numaram 6. How old are you? Kaç yaşındasın? Şimdi de Mary ve Jack arasında geçen diyaloğa bakalım. How old are you? Kaç yaşındasın? I am 10 years old. Ben 10 yaşındayım. Evet, yaşımızı söylerken iki türlü şekilde cevap verebiliyoruz. I am 10 years old ya da I am 10 diyerek kısa cevap da verebiliriz. Telefon numbers. What is your telephone number? Senin telefon numaran ne? It is blah blah blah. Evet, örneklere bakalım şimdi de. What is your telephone number? Senin telefon numaran ne? It is 5605483. Evet sevgili öğrenciler, bu örnekte de olduğu gibi telefon numarasını söylerken rakamları tek tek okumalıyız, tek tek söylemeliyiz. Evet, yine ikinci örneğe bakıyoruz. What is your telephone number? It is 7249676. Üçüncü örneğimizde ise What is your telephone number? It is 6267685. How many? Kaç tane demektir? Bir şeyin kaç tane olduğunu sormak için how many soru kalıbını kullanırız.
nesne, bitki, hayvan ya da kişinin sayısını soracaksak how many yani kaç tane sorusunu sorarız. Bu soru kelimesinden sonra mutlaka çoğul isim kullanmalıyız. Şimdi örneği inceleyelim. How many books are'da kaç tane kitap var? Cevap verirken çoğul isim kullanacaksak şu şekilde cümle kurarız. There are 5 books. 5 kitap var. Cevap verirken tekil isim kullanacaksak şu şekilde cümle kurarız. There is a pencil. Bir kalem var. There is, there are. Var anlamına gelmektedir. There is a or an. Bir yerdeki tekil nesnenin varlığını bildirmek için kullanılır. Örnekleri inceleyelim. There is a pencil. Bir kurşun kalem var. There is an umbrella. Bir şemsiye var. There is an apple. Bir elma var. There are. Bir yerdeki çoğul nesnelerin varlığını bildirmek için kullanılır. There are 3 umbrellas. 3 tane şemsiye var. There are 2 boards. 2 tane yazı tahtası var. There are 10 books. 10 tane kitap var. How many rulers are there? Kaç tane cetvel var? There are 2 rulers. 2 cetvel var. How many balloons are there? Kaç tane balon var? There are 4 balloons. 4 balon var. How many candles are there? Kaç tane mum var? There are 5 candles. 5 mum var. How many pencils are there? Kaç tane kurşun kalem var? There are 3 pencils. 3 kurşun kalem var. How many notebooks are there? Kaç tane defter var? There are 8 notebooks. 8 defter var. Evet, şimdi de what is this ve what is this soru kalıplarını öğrenelim. What is this? Bu nedir? This is. What is that? Şu nedir? That is şeklinde cevap verilir. Yakındaki tekil nesneyi this is a or an kalıbı ile gösteririz. Örneğin this is a bag. Bu bir çanta. This is a book. Bu bir kitap. This is an umbrella. Bu bir şemsiye. Uzaktaki tekil nesneyi that is a or an kalıbı ile gösteririz. Örneğin that is an apple. Şu bir elma. That is an orange. Şu bir portakal. Evet sevgili öğrenciler, bu videonun da sonuna geldik. Videonun başında da belirttiğim gibi bu kelimeleri mutlaka yazarak çalışmanızı tavsiye ederim. İngilizce soruyu cevaplandırırken kelime anlamını bilemediğiniz takdirde doğru cevabı bulmanız düşük bir ihtimaldir. Bu yüzden kelime anlamlarını iyi ezberleyin ve öğrendiğiniz kelimeleri unutmamak için bol bol tekrar ediniz. Özellikle gece uyumadan önce İngilizce kelimeleri anlamlarıyla birlikte okuyup tekrarlarsanız aklınızda daha kalıcı olacaktır. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, diğer videoları da takip edebilmek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.